etkiliyorsa statik sürtünme katsayısı vardır. Eğer hareket ediyorsa burada kinetik sürtünme katsayısı vardır. Onu daha sonra vereceğiz. Demek ki aslında buradan şunu görüyoruz. Buradan ne şey var? Hani iş eşittir, biz kuvvet çarpı yer değiştirme dedik ya, şuradaki kuvvet hangi kuvvettir? Bizim net kuvvetimizdir. Değil mi? Net kuvvetimizdir. Şimdi gelelim bakın. Burada bunun için düşünürseniz, şuradaki net kuvvetiniz nedir? F eksi Fs'dir. Demek ki sürtünmede şuradaki kuvvetimiz ne olacak? Net kuvvet olacakmış. Genel ifademiz. Şurası net kuvvetimiz. Bizimkinde sürtünme yoksa ne olur? Sadece net kuvvetiniz F olur, F çarpı S kadar olur. Ama sürtünme varsa net kuvvetiniz ne olur? F eksi Fs çarpı aldığı yol kadar olur. Tamam? Burada hata yapılmasın. Burayı biraz daha detaylı vermiş oldum.